<laughs> bu müthiş e, kızın e, bana yaptığı bir iyiliği anlatıyorum hemen. Bizim ya. bu Drakula'yı işte seninle oynadığımız Drakula hatırlarsın. Evet. Ara sıra provalarına geldim. Geldi. <laughs> e, şimdi bu Drakula'da bir şey istedik biz. Oyunu 1973'ün e, son gecesinden başlatıp 1974'ün ilk günlerinde ilerletiyoruz. Yine Drakula'nın şatosu var Transilvanya'da ama Bram Stoker orijinalinde bin 897 eserinden 77 yıl sonra ve günümüzden tam 50 yıl önce bir yere konumlamak istedik. Bu nedenle hanımefendiye müracaat ettik. Kuşadası'nda yazar evinde e, danışmanımız e, Nevzat Kaya, profesör Nevzat Kaya ile beraber yazarken bir ekiple beraber ve kendimizi oyunda kaybetmişken değil mi oradan? Evet evet oradan. E, oradan daha önce de söylemiştik, oradan telefonla konuştuk. Biz o bize Dedik ki bize burada bir e, şimdi Hayko Cepkin'in oynadığı rol Van Helsing e, ökültist e, astronomiye meraklı astrolojiye meraklı efendim bütün ökültist ve bütün işte fantastik şeylere meraklı bir adam o adamın ağzından bir şey yazmak istiyoruz bunu uydurmayalım acaba Ludfer e, bir yıldız haritası çıkarır mısın e, o yıl o e, olabilecek şeylerle ilgili çünkü aslında bizim hikayemizde e, Bram Stoker'ın romanında e, finalde öldürdükleri yok ettikleri Drakulayı tekrar uyandırmaya gidiyorlar Bram Stoker karakterleri ama sıfırdan yazılmış bir iş. Şimdi buraya giderlerken bazıları e, yaşadığını biliyor Drakulanın. Hayatta kaldığını biliyor. Bazıları emin değil. Bazısı onu öldürmek istiyor filan. Karakterler arasında farklı maksatlar var. O sırada trende e, Van Helsing karakteri e, bizim sonradan koyduğumuz Emily Gerard karakterine hangi alametlerin belirdiğini anlatırken aralarında tartışırken şu sözleri söylüyor. Kendisinin bizzat bize... Bilimsel diyebilir miyiz buna? Evet, evet yani bilimsel o olarak araştırdığı döngülerden. Yani. Diyor ki 20 Nisan 1974'te iki kötücül gezegen Mars ve Satürn sıfır derecede Yengeç Burcu'nda kavuşacaklar. Bu iki uğursuzun kavuşması olacak. İşte... Gökyüzü bu hale geldiğinde yer altında ne kadar iblis varsa özgürleşir, dirilir, tekrar dünyaya gelirler. Izraf verici ölümler, uğursuzluk, karanlık güçlerin ortaya çıkışı gezegenlerin bu dizilmini bekler. İşte bu bize yeniden bir doğuşu muştuluyor madam diyor. Yani diyor ki eğer Drakula bizim yok ettiğimiz gibi ölü bile olsa burada tekrar dirilecek ve ben dünyayı kurtarmaya kararlı bir e, kahraman olarak onun tekrar başını gövdesinden ayırıp ondan sonra onu tekrar yok edeceğim. Toza karışacak bilmem ne filan diyor. Bu da senden geliyor. Böyle yazıldığını bilmiyordun değil mi? Hayır. Böyle yani, seslendirince de bir... Böyle bir... <laughs> yani <laughs> şu an var ya... Yani, yani Gördüm misiniz, sizi izlerken. Ben şu an böyle koptum. <laughs> E, tabii e, biz astroloji aslında Türkiye'de her tür e, hani kullanımı bilinmesini fal tarafından ya da böyle çok e, farklı bir alandan ayırıp gerçekten hani belki bir bilim olarak kabul edilmiyor ama bilimi kullanan bir sistem olarak kabul ettirmeye çok uğraşıyoruz. Ama sen burada... E, bir bu avuç yıl... insan olarak yıllardır. Ya özür dilerim, Çünkü özür dilerim. Bu bizim için sen... çok önemli ama bu çok nereden geldiğimi anlatacağım oraya şey onu çok dinlemek istiyorum. Önemli bir eee spiritüel ve mistik kitaplarda aslında astrolojinin geçmiş zamanda çünkü geçmiş astrologlar mesela orta çağ astrologları, Rönesans zamanında çok değerli astrologlar var. E, onlar için mesela e, çok e, önemli simgesel e, bazı şeyler var. Yani burada yazanın hiçbiri e, yanlış değil ve bunlar tamamen yazılan bir kitaptan alınmış. Hmm. Ve bunu araştırırken çok hoşuma gitti. Çok farklı bir alanıyla karşılaştım. Çok farklı bir yüzüyle karşılaştım. Çünkü mesela biz bunları kullanmıyoruz. Malefikler dediğimiz kötücüller İşte senin az önce söylediğin gibi. Ama burada tür... bir edebiyat katıldı tabii. Ki tabii buna. musibetin işte her tür olumsuzluğun başımıza geldi. işte Satürn ve Mars gerçekten de klasik astrolojide de normal astrolojide de en bize sıkıntı yaratan gezegenler. Ve şu an mesela Mars'ın etkisi altındayız. Ve önümüzdeki dönemde de Mars zaten savaş mücadele, kavga, kaza, işte her tür e, sıkıntı, öfke, agresyon. Bunların öne geçeceği bir dönem içerisinde yaşıyoruz ve daha da öne çıkacak önümüzdeki 2025 yılında. O yüzden bunları araştırırken çok hoşuma gitti. İşte iyiciller, kötücüller o dönemin geçmişte e, daha fazla işte mistik konularla e, ilgili olması ve e, hani bu alandaki karşılığını yani çok teşekkür ediyorum. Belki ben size faydalı olmuşum gibi görünüyor evet, çok. ama çok ben yani en azından böyle çok bir şeyi oldum. hani edebi olarak en azından ben yazar olarak bunu böyle sallayıp nasıl olsa yani şimdi Bram Stoker asıl sallayan Bram Stoker. <laughs> Bram Stoker'ın yaptığı başka bir şey var. Bugün bizde şimdi hatta yeni bir şey geliyor. Benim de menajerimi Pınarcı'yımı arıyorlar. Yeni bir Drakula tercümesi bir yeni yayın evinden yok. Zaten var olan bir yayın evinden çıkacak. Hatta bir şey yazmak ister mi hani buna madem bu kadar etraflı şey yapıyor falan diye. Ondan sonra ön söz yazacak bir şeyim yok da estağfurullah. Ama ben de Nevzat Kaya hocamızı çok derin konuyu bildiği için karşılaşmalı edebiyat profesörü onu tavsiye ettim. Fakat bizde çok fazla tercümesi var Drakula'nın. Evet ve bütün ve hepsi de iyi tercümeler. Yani böyle yalan yanlış bir şey yok. E, fakat enteresan bir şekilde bu Drakula tescilli de bir isim. Yani Coppola'nın e, şeyi, e, ...Dracula'sı... Drakulası Drakula ismiyle çıkamamıştır sinemalara biliyorsunuz. E, Bram Stoker's Dracula demiştir. Ben şimdi yaparken zaten Bram Stoker'ın Drakulasını uyarlıyor. Ben de bunu Drakula diye çıkmıyorum. Okan Bayülgen'den Dracula diye çıkıyorum. Ee, yani iki şey, hmm. bir isim haline getiriyorum onu. Ee, ve şimdi burada senin sayende bu çok ciddileşti. Yani burada e, astroloji, astronomi gibi bir şey de işin içine katıldı. E, enteresan tarafı da Dracula'nın oyun aslında bunları sallamıyor. Evet. E, yani bunu Van e, Helsing <laughs> ökültizm peşinde bir adam olduğu için bu umurunda. Fakat asıl belki sizin de ilginizi çekebilir, her birey farklı alametler görüyor. <gülüyor> Örneğin <gülüyor> Le House of the Holy albümü. O albümdeki beyaz sarışın bebeklerin bir kayaya tırmanışları. Filan gibilerden mesela buna da bir alamet olabilir mi yani biraz da rock dünyasına giriyor filan hikaye orada da bir alamet görünüyor. Merak